Ben bu devrin önemli rahatsızlıklarının bir tanesinin, daha doğrusu sadece bu devir değil, yakın devirlerden bu zamana kadar gelen zihinsel yapının yarattığı en önemli sorunlardan birinin insanın kendini değersiz görmesi olduğunu düşünüyorum. Yeni dünyanın cesur insanı kendisini önemli ve değerli görme cesaretini gösterebilecek insan olmalı diye bir düşüncem, bir inancım var. Anlattığım şeyler de bunun üzerine. Ne demek istiyorum mesela? Değerini bilme diye, yani kendini değersiz görme değil de değerini bilme. Yani. Şimdi pale blue dot. Çünkü bu dönemin en önemli sorunlarından bir tanesi de şu ya. Postürütün de neden olduğu şey. Herkes çok değerli olduğunu düşünüyor. Değil zaten. İşte. Yani narsisistik koruma kalkanının tam tersi bir şey söylüyorum. Yani o değersizliğin bir kalkanı. O değersiz gördüğün için yani dünya benim etrafımda dönsün arzusunun bir yansıması gibi gözüküyor. Şimdi esas olan bir Carl Sagan'ın meşhur bir metni var işte soluk mavi nokta diye, onu böyle videoda yapmışlar çok güzel. Yani mesela onu izlediğin zaman bizim gibi insanlar, eski jenerasyon diyelim, izlediğinde onu ya diyor işte, kimi diyor ki Allah'ım ne büyüksün bak şu kadar şeyin içinde var. Yani bir ihtişam, bir nasıl diyelim, bir büyüklük hissi yaşıyor onu seyrettiğinde. Ama yeni dönem insanlar onu kendi nihilizmlerine dayanak yapabiliyorlar. Aynı hikaye. Nedir o? Uzaydan bakıyorsun bir işte sonsuz sayıda gök adanın içerisinde bir ada. Onun içerisindeki milyarlarca yıldızdan bir yıldız güneş. Onun etrafındaki bir sürü gezegenden biri dünya. O dünyanın içinde neredeyse yok derecek kadar küçük bir işte 10 milyon canlı türünden biri olan insan. Ve insanların yaptığı bütün kavgalar, gürültüler, yani o mavi noktanın üzerinde önemsiz. Mavi noktanın kendisi bile çok önemsiz yani uzaktan baktığında. Ama aynı zamanda bu insan bütün evreni tahayyül eden ve evrenin içerisindeki soluk mavi noktanın önemsizliğini kavrayabilen de bir varlık olarak çok değerli bir varlık. Şimdi bu iki zıt noktayı tamamen bulunduğun yerden algılıyorsun. Yani o iki zıt noktadan hangisine yakın olduğunu senin biraz kültürel altyapın belirliyor. Birisi diyor ki mesela onu söyleyince, yani tamamen nihilist noktaya savrulabilirdik. Bu şey boş diyor. Yani bu işte bütün inanışlar boş, bütün büyük amaçlar boş, bütün yapıp ettiklerimiz boş. Sonuçta ne olursa olsun işte birkaç milyar yıl içinde dünya sona erecek. Birkaç yüz milyar yıl içinde bu işte galaksi sona erecek. Bir trilyon yıl sonra da evren kalmayacak zaten. Dolayısıyla sen ne kadar yaşarsın, isterse 1000 sene ömrün olsun, gene sonsuzluğa nazaran hiçbir şeydir diyor. Ve dolayısıyla kendisini yok farz ediyor. Bunun mesela psikolojik olarak bilinç dışından bilince yansıyan sonucu ne? Tüketim kültürü, haz kültürü, hedonizm bilmem ne, bunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Öte yandan mesela değerler bize ne söylüyor? İşte kadim öğretiler, az ye diyor, ihtiyacını sınırla diyor. Ne kadar az ihtiyacın varsa o kadar özgürsün diyor. Kendini değil başkalarını düşün, onlar için bir şey yap. Bir de niye yapacağım ki ben bunu diyor bu bakış açısından bakan insan. Şimdi bu o büyük bilgi yığını içerisinde bağlantıyı kuramayıp kendini yalnız ve küçük hisseden insanın maalesef bakış açısı. Ve bu bakış açısı yayılıyor. Adına bugün nihilizm, çeşitli tarzlarda inanç kayıpları, yani evrenin düzenine karşı buradaki bir nasıl diyelim, sadece ilahi kanunlar olmak zorunda değil. Yani evrenin bir düzene dayandığına dair o kadim inanç yavaş yavaş çözülüyor mesela insanlarda, en azından bir grubunda. Dolayısıyla bu bize kötülük eden bir şey. Yani neticede bize yaramıyor bu. Bu kafa güzel bir kafa değil. Ama kendini küçük bir varlık olarak fark edip o küçüklüğün içerisindeki büyük görevi kendisine biçebilecek, bunun için yaşamını organize edebilecek ve kendini gerçekten değerli gören insan bambaşka bir insan modeli. Ve bugünün çok ihtiyaç duyduğu bir insan modeli. Attığı çöpün yaratabileceği katastrofinin farkında olabilen, gerçek ilişkilerin hayatından çıkmasıyla sadece kendi yalnızlığına mahkum olmayacağını, insan sosyal dokusunu nasıl bozduğunu fark edebilen, ya da işte ne bileyim hoyratlığı, vurdumdurmazlığı. Evet, bu dönemde herkesin bir prenses sendromu var. Yani ortamı bensiz bırakayım tabii, o zaman tabii. Falan. Yani. Aynen öyle. Böyle bir şımarıklık halleri, bir şeyler. Ya bunlar küçük gözüküyor ama bir nevi insan düşüncesinin kanseri gibi uzaktan baktığında. Dolayısıyla bence yeni dünyanın cesur insanı bir kere buna cesaret edecek. Yani kendine değer biçmeye, bu hiçliğin içerisinde bir şey olmaya. Ve tabii ki onu da ne bilgiyle, ne bilimle, ne veriyle yapamayacak. Olmayacak o iş. Onun için insanlığın deneyimine işte dokunma cesareti gösterecek. Diyecek ki bir dakika, bana bugün öğretilenlerde bir eksiklik olabilir. Ben bir döneyim geçmişe bakayım.
geçmişe bakanlara bakmaya, onları duymaya cesaret edecek. Bilgiyi kategorize etmekten vazgeçip insan bilgisinin bütünlüğünden faydalanmanın arzusunu hissetmeye başlayacak. Bence o işte kırıcı, yıkıcı değişimlerin frekansının neredeyse haftalık olarak arttığı bir yakın gelecek vehmediyorum. Öyle bir şey düşünüyorum. O yakın gelecekte hayatta kalabilmek çok temel düzeyde buna bağlı gibi geliyor bana. İnsanın kendisini değerli görmesi. Şimdi bir önce bu meselenin genel hatlarını konuşurken aklıma bir şey gelmişti. Biz geçenlerde şu benim çocuklarla işte Roman Polanski'nin Piyanist filmini seyrettik. Ben çok beğenmiştim de bizimkiler de izlesin diye şey yaptım. Beraber izleyelim dedim. Şimdi filmi izledik. Orada bir Nazi vahşeti. İşte bu Yahudilere yapılan hikayeler. Tabii film bayağı ajitasyona dayalı bir film. Yani köküne kadar böyle. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nda gerçekten olmuş olduğunu bildiğimiz, kanıtlarıyla bildiğimiz bir mezarimin bir işte sanatçı tarafından yaşanmış bir şeyi, kesiti. Mesela benim küçük kızım itiraz etti filme ya. Dedi, böyle bir şey olmaz ki dedi. Yani çünkü onun aleminde böyle bir yoksunluk, böyle bir fakr-ı zaruret, böyle bir çaresizlik hali çok şükür hiç yaşanmamış. Şimdi bir standart 20. yüzyıl babası olarak çok şükür diyorum ama böyle bir temel düzeyde ihtiyaçlardan uzak kalma tecrübesini hiç tahayyül dahi edemeyen insanın dünyaya dair algısı, doğayla bağlantısı, temel ihtiyaçlarıyla kurduğu ilişkiler, onları karşılama biçimleri, tüketim kalıpları, şunlar bunlar, her şey çok farklı oluyor işte. Mesela Piyanist filmini dahi, yani şurada bir 15-20 sene önce çekilmiş film değil mi? Bilmiyorum tarihi kaçtı. Yakın evet. Onu bile anlayamayacak, onunla bile eşleşemeyecek bir seviyede bir zihinsel dönüşümün izlerini görüyoruz biz. Çünkü o gerçekten mesela şu anda düşün, işte İstanbul'un en kalburüstü semtlerinde, en gelir düzeyi yüksek yerlerinde suyun, elektriğin kesildiğini, marketlere besin gitmediğini, büyük bir kriz yaşadığımızı düşün. Bu insanlar bakraçlarla su taşımak zorunda kalırsa, kendi hayvanını kesip yemek zorunda kalırsa, kendi otunu yetiştirmek zorunda kalırsa nasıl bir değişiklik olacak? O mesela kafelerde sabah akşam pinekleyen, üstü açık arabalarla vır vır gezen motorlarının sesiyle bizi şey yapan, neşelendiren gençlerimiz o zaman ne yapacaklar mesela? Bu yabancılaşmayan sadece bir zengin tayfaya böyle servet düşmanlığı gibi konuşmak istemiyorum. Bir prototip çizmek istiyorum. Doğal ihtiyaçlarına yabancılaşma her düzeyde bugün hissettiğimiz bir şey. Dolayısıyla onu aşmak gerçek değerine dokunmakla mümkün. Yani biz doğanın bir parçası olarak çok değerli ve önemliyiz. Bir yerde doğanın dümenini elimizde tutuyoruz. Bunu fark etmemiz lazım. O dümeni bıraktığımız anda gemi karaya oturuyor diyemeyiz ki ben küçücük bir dümen bıraktım abi. Yani ne olacak ki? Hani bir tane çöp attım ne olacak? Bir tane işte vurdum duymazlık yaptım ne olacak? Kelebek etkisinin bizim üzerimizden döndüğünü fark etmemiz gerekiyor. Abi liseye başlayan her çocuğun ki Türkiye'de artık tüm çocuklar liseye başlıyor ya da büyük bir çoğunluk liseye başlıyor. Liseye başlayan her çocuğun seçenekler çokluğuyla alakalı bir sıkıntısı var. Tabii. Bir sürü bir şeyle alakalı seçeneği var ve hepsiyle ilgili fırsatı var. Öyle mi yapsa böyle mi yapsa buraya mı gitse bunu mu olsa diye. Buradan şeyi anlıyorsun ya, kısıtlılığın kendi değerini bilmeyle alakalı ne kadar güzel bir fırsat verdiğini de anlıyorsun. Seçenekler hikayesi hep bir bulamaca gidiyor. Çünkü eskiden bir onu şeyle çözmeye çalıştık. Senin yeteneklerin, yatkınlıkların nelermiş, ona uygun bir şekilde senin seçeneklerin içerisine yerleştirelim. Kısa sürdü. Şimdi her şeyle ilgili çok zengin bir seçeneğe sahip zannettiğim bir hayatta 40 yaşına kadar zihinsel olarak olgunlaşmamış bir adam tipine dönüşüyor hayat. Hepimizin yaşadığı çelişkiler hikayesi. Şu kısıtlılık mevzusu, yani bunu fark edip kendi kısıtlayabilme, cesaret edip kendi kısıtlayabilme hali bize bir fırsat veriyor aslında.